Bugün sizlerle güzel İzmir'de Temmuz ayının ihracatımıza güzel neticeleri olan ihracat dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi dış ticaret dünya ekonomisini yansıtan, şekillendiren ana unsurlardan birisi. Dünyada önemli limanlar her zaman finans merkezi olmuş, kültür merkezi olmuş, ticaret merkezi olmuş, yeniliklerin merkezi olmuştur. İzmir'de limanı ile ve İzmir Fuarı ile bunun en güzel örneklerinden birisidir. Dış ticaret ülkelerin kalkınmasında en reel yollardan birisidir. Biz de bunun bilinciyle Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızı artırmayı milli bir vazife olarak görüyoruz ve çalışmalarımıza bu yönde aralıksız gece gündüz devam ediyoruz. Bu amaca yönelik olarak dünyadaki bütün gelişmeleri an be an izliyoruz. Desteklerimizi, süreçlerimizi ve bakanlığımızın bütün teknolojik altyapısını baştan sona 21. yüzyılın gerçeklerini göz önüne alarak yeniliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, uzunca bir süredir küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın en büyük pazarımız olan Euro bölgesindeki büyümedeki yavaşlamadan bahsediyoruz. IMF Temmuz ayında Nisan ayına göre küresel ekonomideki büyümeyi 0.1 puan daha aşağıya çekerek %3.2 olarak açıkladı. Bildiğiniz gibi bu oran Nisan 2018'de 3.7 olarak açıklanmıştı. Birkaç kez revize edilmek durumunda kaldı. Ancak bu rakamın da %40'ının Çin'in ve Hindistan'ın büyümesinden kaynaklandığını görüyoruz. Eğer Çin ve Hindistan'ı bu rakamın haricinde tutarsak, küresel büyüme aslında 3.2 değil, %2 civarındadır. Bunlara ilave olarak bizim en büyük pazarımız olan Euro bölgesindeki büyüme beklentisi %1.3, en büyük ihracat pazarımız olan Almanya'da 7%, gene önemli pazarlarımızdan olan İngiltere'de 1%, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecindeki belirsizliğini hala koruyan İngiltere'de %1.3, gene önemli pazarlarımız olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da büyüme beklentisinin %1 olarak öngörüldüğünü paylaşmak isterim. Bütün bu gerçeklerin ışığında dünyadaki konjonktürel gelişmeler, ticaret savaşları ve artan korumacılık önlemlerinin ışığında hepimizin de bildiği gibi Türkiye'nin ihracatı belki de en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bu tablo karamsar gelebilir ama gerçek bu. Ancak hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlerimiz ve ihracat ailemizin olağanüstü gayretleri ve çabaları sayesinde tüm bu küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Ve çok şükür burada bugün güzel İzmir'de Cumhuriyet tarihi ihracat Temmuz ayı ihracat rekorunu açıklayacağız. Kısacası küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti. Büyük ihracatçı ülkelerin yelkenlerini eskisi gibi şişirmiyor. Ama biz ihracat yolumuza hızla devam ediyoruz, etmek zorundayız ve edeceğiz. Burada 2019 yılı değerlendirmemizi yaparken size ihracatımızda 3 ana unsurdan bahsetmiştim daha önce. Bunlardan birisi ihracatımızdaki rekorları yakalamak. İnşallah Allah izin verirse bundan böyle de gayretimiz bu yönde olacak. İkincisi ihracatımızın dış finansman ihtiyacına stratejik olarak pozitif katkı sağlaması. Üçüncüsü de net ihracatımızın büyümeye çok önemli katkı sağlamasıydı. Bunları yaşıyoruz sırasıyla. Birinci çeyrekte net ihracatımızın Türkiye'nin büyümesine katkısı 12.2 puan olmuştur. Bildiğiniz gibi geçen sene bu oran -4.1'di. Ayrıca 7 aylık dış ticaret açığını 30.9 milyar dolar aşağı düşürmüş buluyoruz.
Bu da Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının 30.9 milyar dolar, 30 milyar 900 milyon dolar aşağı çektiğimizi gösterir. Bu da Türkiye ekonomisi için çok önemli bir katkıdır. Yılın geri kalanında da ihracatımızdaki bu olumlu göstergelerin devam etmesini bekliyoruz. Evet, Temmuz ayı ihracat rakamımız %8.32 artış ile 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. Devamını istiyoruz hep beraber. İthalatımız da 7.98 oranında azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. 7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %85.8 oldu. Geçen sene 2018 yılının ilk 7 ayında bu oran %67.7 idi. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesine ve dış finansman ihtiyacının azalmasına net ihracatımız katkı vermeye devam edecek. 7 aylık ihracatımız %3.07 oranında arttı. Tabii burada Kurban Bayramı'nın 10 günlük etkisi var, Şeker Bayramı'nın. İthalatımız ise %18.62 oranında azalmıştır. 7 aylık ihracatımız 104.2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmış bulunmaktadır. Buradan ekonomimizi büyüten, milletimizi gururlandıran ihracat ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak, Türkiye hükümeti olarak da her zaman ihracatçılarımızın yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Ülke ürün bazındaki ihracat rakamlarımızı TİM Başkanımız biraz sonra açıklayacak. 2019 yılının Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler gene en başta Almanya, ikincisi İngiltere. Almanya %6.54 artışla 1 milyar 475 milyon dolar. İngiltere'ye ihracatımızda 8.91 artışla 1 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gene Avrupa Birliği Euro bölgesine ihracatımız 8.59 artış ile 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir ve Avrupa Birliği'nin ihracatımız içindeki payı %49. Senenin başında 2019 stratejilerimizi birer birer uygulamaya geçirdiğimiz yıl olacak demiştik. Ve sözümüzü tutarak uygulamamızı, icraatlerimizi yerine getiriyoruz sırasıyla. Bunların yanında Türkiye'nin İhracatındaki yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası bizim zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hala yüksek teknoloji ürün ihracatımız 3-4 bandında. Biz bakanlık olarak buna ilişkin stratejilerimizi geliştiriyor, politikalarımızı oluşturuyoruz ve bu konuda da ısrarla devam edeceğiz çalışmalarımıza. Sizlere bu yıl içinde icraatlerimizi tekrar paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki aylarda da ihracatla ilgili güzel verileri paylaştığımız günlerde bir araya geleceğiz. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. TİM Başkanı nezdinde de bütün ihracat ailemizi tebrik ediyor. Aynı zamanda da vatandaş olarak teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olun. Geçen sene 1 Ağustos'ta Sayın Bakanımız ile birlikte ilk rakam açıklama toplantımızı Ankara'da birlikte gerçekleştirmiştik. Açıkladığımız 2018 Temmuz ayı ihracat rakamı 14.1 milyar dolar idi. Ve o zaman tüm zamanların en iyi Temmuz ayı ihracatıydı. Bugün yine Sayın Bakanımız ile birlikte bu defa İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu açıklamaktan büyük gurur duyuyoruz. Sayın Bakanım, sizin de belirttiğiniz gibi
Temmuz ayında ihracatımız %8.3 artışla 15 milyar 958 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre ise bu rakam 15.238 milyon dolar seviyesinde. Yılın ilk 7 ayında ihracatımız %3.1 artışla 104 milyar dolara ulaşırken son 12 aylık ihracatta %4.9 artışla 180 milyar dolar oldu. Yeni ekonomi programının hedefine biraz daha yaklaştık. Bu başarılarından dolayı tüm ihracat firmalarımızı, tüm ihracat ailesini yürekten tebrik ediyorum. Bir kez daha alkışlıyorum. Temmuz ayının ihracat lideri ihracatını %5 artırarak 2.9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz oldu. %17.7 artışla 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, %6.2 artışla 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke ise 1.4 milyar dolar ile Almanya, 1.1 milyar dolar ile İngiltere ve 767 milyon dolar ile Irak oldu. İllerimizin ihracatına baktığımızda Temmuz ayında 55 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren 3 ilimiz sırasıyla 6.4 milyar dolar ile İstanbul, 1.3 milyar dolar ile Bursa ve 1.3 milyar dolar ile Kocaeli oldu. En çok dikkat çekici artışları ise %128 artışla 10 milyon dolara ulaşan Kilis, %66 artışla 27 milyon dolara ulaşan Osmaniye ve %42 artışla 34 milyon dolara ulaşan Malatya'da yaşandı. Bugün rakam açıklamasını gerçekleştirdiğimiz İzmir için tablo ise şu şekildedir. İzmir'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 sektör 148 milyon dolarla kimyevi maddeler, 127 milyon dolarla hazır giyim ve 53 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri olurken en çok ihracat yaptığı 3 ülke Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık oldu. Adnan Bey geldi.